gelişmeliyim, becerilen insanlığı. Bu insanlık içerisinde büyütmeliyim insanlığın sevdasını. İnsanlığın dili olmak için yola koyulmalı, sevda söylettirmeli, sevda anlamlandırmalı hayatı. Varlığı dünyalara bedel olmalı sevdamın, yalnızlığı tarihi imkansız bir ıstırap. Gönül köprüleri inşa etmeli sevdalı dimalara, sevdalar yeşertmeli yanımlara, gelecek vadeden sevdalar. Sevdanın bedel gerektirdiğini öğretmeliyim, kocaman yürek iminiklere. Doğruluk ve eminlik sevdasıyla yaşamalı, hicreti göze alarak. Sevdanın dili olmak için yola koyuldu, sevda söylettirdi, sevda anlamlandırdı. Şimdilerde ise tut bizi ey sevdam, tut ki dağılmayalım, tut ki gerçeklerle beraber kalalım, tut ki gitip gitmeyelim. Sevgi kokmalı, sevgi yeşertmeli buluşmalar. Gelmek, değer vermek. Gelmek, önemsemek. Gelmek, yüreklerin takdirini kazanmak demek. Hoş geldiniz bu aylara. Hoş geldiniz şiir dinletimize. Hoş geldiniz kitaplarımıza. Hoş geldiniz saygılarımla. Hocamıza bu güzel konuşmasından dolayı teşekkür ederiz. Rabbim kendisine razı olsun. Kimi zaman çocukluğuna insan, bağımız bu zamanlarında, aşk da bir başkadır çocuklukta. Ve bazen çocuklaşır şair, alır eline kalemi, yazar bağımızın o zamanındaki neşesini. Şimdi değerli yazar Aysel Menteş'ten dinleyeceğiz bağımız bu şiirini. Çocukluğum,
içinde kitlemektir bazen. Umut besleyerek sevgilinin döneceğine dair ve her şeyden bir vazgeçmek varken değil midir mücadelesi vazgeçmemek. Sesleniş şair, her şeyden vazgeçebilirsiniz ama aşkımız baki kalsın. Şimdi değerli şair ve yazar Baki, ev kararından dinleyeceğiniz şiiri vazgeçirme. Paylaşacak bizlerle.
siz beni hala anlayamadınız ve anlayamayacaksınız çağlarca da. Hep tutturmuş yıl 1919, Mayıs'ın 19'u diyorsunuz. Ve beni eskimi sözlerle övüyor, övüyorsunuz. Mustafa Kemal'i anlamak bu değil. Mustafa Kemal ülküsü sadece söz değil. Bırakın o altın yaprağı artık. Bırakın daha teslim anlar da şehitler. Siz bana neler yaptınız ondan haber verin. Hakkından gelebildiniz mi yok mu sefaletim? Mustafa Kemal'i anlamak yerinde saymak değil. Mustafa Kemal ülküsü sadece söz değil. Bana kuşlar getirin bir daha. Uygar ulusları eşit yeni buluşlardan. Kuru söz değil, eşit diyorum sizden, anladınız mı? Uzaya Türk adına Atatürk kapsülüyle yazdınız mı? Mustafa Kemal'i anlamak, avunmak değil. Mustafa Kemal ülküsü sadece söz değil. Hala o acıklı ıhtar kulaklarınızda. Hala oturmuş 10 Kasımlarda bana ağlıyorsunuz. Uyanın artık diyorum, uyanın, uyanın. Uluslar fethine çıkıyor uzak dünyaları. Mustafa Kemal'i anlamak, göz boyamak değil. Mustafa Kemal ülküsü sadece söz değil. Beni seviyorsanız eğer ve anlıyorsanız, laboratuvarlarda sabahlayın, kahvelerde değil. Bilim artsın saçlarınızı, kitaplar. Ancak böyle aydınlanır o sonsuz karanlıklar. Mustafa Kemal'i anlamak, ağlamak değil. Mustafa Kemal ülküsü sadece söz değil. Demokrasiyi getirmişim size, özgürlüğü. Görüyorum ki hala aynı yerdesiniz. Hiç ilerlememiş. Birbirinize düşmüşsünüz halka eğilmek görürken. Hani köylerde ışık, hani kolu, hani kaygısız güven. Mustafa Kemal'i anlamak, itişmek değil. Mustafa Kemal ülküsü sadece söz değil. Arayı kapatmanızı istiyorum uygar uluslarla. Bilime, sanata barınmaz rezil davranışlarla. Bu vatan, bu canım vatan sizden çalışmak ister. Paydos övünmeye, paydos avunmaya yeter. Mustafa Kemal'i anlamak, ağlatmak değil. Mustafa Kemal ülküsü sadece söz değil. Sayın Şube Müdürlerim, Okul Müdürlerim, çok kıymetli misafirler ve Denizli'den o kadar kilometre yoldan bugün aramıza katılan çok kıymetli yazar ve şair arkadaşımız, yine kitap sergisiyle bizleri okulumuzu onurlandıran Karagül Kırtasiye, Türkmen Kırtasiye ve Anıl Kırtasiye, yine orada o sizin devamınız mı? Yani ismini zikretmemiş olmayayım, bak geçmesin. Yine Denizli'den gelen evet ekibimiz. Hepinize ayrı ayrı hoş geldiniz diyoruz. Hakikaten bu anlamlı günde Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını kaybettiği bu farklı ve güzide bir günde bu programı organize ettikleri için başta okul müdürlüğümüze ve katılımcılara ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Katkılarınızdan ve katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyoruz. Bizlere ayrı bir programda, ayrı bir toplantıda olmamız gerekmesinden dolayı affınıza sığınarak izninizi istiyoruz. Kusura bakmayın, ben de edebiyatçıyım. Şairliğimiz yok ama okuduğumuz birkaç şiir var. Hocam az önce bir okudu, hakikaten bizi ağlamız götürdünüz. Düşen bir yaprak görürsen beni hatırla demiştim. Biliyorsun seni ben sonbaharda sevmiştim. Arkasına devam etmeyelim. Ben sizleri tekrar programınızla baş başa bırakıyor ve izninizi istiyoruz. Kolay gelsin. Şimdi sizlere güzel bir türküyle baş başa bırakıyoruz. Kolay gelsin.
kazanılmalı beyler. Kınalı kuzular giydi ellerini anaların. Yeni yeniler eşsiz kaldı. Kundakta bebeler babasız. Bu vatan kolay kazanılmalı beyler. Kimsecikler kalmasın diye duasız. Bismillah ile sırtlandı top mermileri. Bu vatan kolay kazanılmadı amca, teyze, dayı, emmi. Şimdi Baki Evkaralı Çanakkale Şehitleri Galatasaray şiiriyle sizlerle. Tüm şehitlerimizi saygıyla alıyoruz. Onların sayesinde bizler burada sizlere güzel şiirler okuyoruz. Thank you.
ekmek kavgacıları, şehir içi otobüslerinin yorgun yolcuları, bankire caddeleri adımlıyor yine yıldırım düşleri, yüzlerinde yedirin çizgilerin altına gizlenmiş arzuları, kocaman çantaların içine sarmamışlar içi boş yalnızlıklarını. Bak şu en önde gidelim, bugün hanımının doğum günü, çok olmuş kendi doğduğu günü unutalım. Biri çıkıp gelse de hatırlatsa ona da doğduğu günü. Güneşin bakır yüzlü kızları, ekmek kavgacıları, saçlarına dökmüş, saçlarına takmışlar gökyüzündeki yıldızları, onurlu bir yaşam için kırmışlar sofralarına bir baş acı soğuk. Nasırlı ellerinde sermayeleri, yanık bir türkünün son mısrasında güle benzer yürekleri. Güneşin bakır yüzlü kızları, ekmek kavgacıları. Oy, yüzünü güneşe dönen güne bakanım, Anadolu karınım, evinin hanım ağası, çocuklarının anası, kendi tarlasının sigortasız işçisi. Sırtına darmış yavrusunu, elleri çiçek çiçek, elleri nakış nakış. Ana ve dolu, Anadolu diyorum, Anadolu. Güneşin bakır yüzlü kızları, ekmek kavgacıları. Şairimize teşekkür ederiz. Şiire sevdalı olmak öyle bir hal ki, çocukluktan ruhumuza yakışır, kalemimizde kelam olur yarışır. Şiir olur duygular artır sıra akışır. Şimdi okulumuz öğrencilerinden Fazilet Tunceroğlu, köy çocukları adlı şiiri seslendirecek. Köy çocukları. Köy çocukları, kır çiçekleri gibi masum gülüşleri. Ali, Ayşe, Fatma, Zehra, birbirine benzer yüzleri. Kara gözleriyle inatlaşır gibi, beyaz ve aydınlık düşleri. Tek katlı bahçeli evler, meyve bahçeleri. Akşam sofrasının baş köşesinde oturur nineleri. Yanaklarındaki ahirette taşırlar şehir çocuklarının kaybettiği değerleri. Büyüğe saygı, küçüğe hürmet. Bozkır'ın soğuk kış günleri, okul yolu engebeli. Ali, Ayşe, Fatma, Zeyra, caymak yok, hep birlikte yürümeli. Gelecek bekler sizleri. Köy çocukları, Bozkır'ın masum çiçekleri, kirlenmemiş tertemiz elleri, aydınlık ve duru zihinleri, geleceğin emanetçileri, köy çocukları. En büyük aşktır huzura varmak, secdeyi düşünce dilemek yaralanan her şeyi. Ve bazen kalkamaz insan ayağı. Şeytan uyudur, kaçar huzura çıkmamaktı. Üçüncü Murat, sabah namazına kalkamaz bir gün. Ve pişmanlığı yansır kalemine şiir şiir. Bakiye Karan'ın sesinden dinliyoruz. Uyan.
sahibi kastıdır canım.
Sevdi mi bir insan her yere varabilir. İlle de bir kişiyi sevmekten bahsetmiyorum. Bir kuşu da seçebilir sevmek için bir işi de. Sevilecekse ne olursa olsun yürekten sevmelidir. Okulumuz öğrencilerinden Sıla Özkan, kendini kaleme aldığı şiirini okuyacaktır bizlere şimdi. Ufacık bir umut olsa, bilirim sevdiğim.
Teşekkür ediyoruz. Seslenir işleneceği insan, der ki sözümü tutsun yar. Seslenir bazen haklı çıkmak istemez ama haklı çıkar. İşte o zaman seslenir sevgiyle, aşkla, ruhsatı dair hasretle. Sana demedim mi diye değerli şair Hakican ve okulumuz öğretmenlerine Sayın Nuri Akaynak sizin için seslendiriyor Mevlana'nın güzel şiirini. Sana demedim mi? Çünkü geleceğiniz, ümidiniz sizlersiniz. Var olun.